dikkat et. Neden durdun? Kapıda mı uyumamı istiyorsun? Hadi. Kendine ne kadar düşkünmüşsün. Her yerde fotoğrafım var. Çok da fotojenik sayılmazsın. Gerçekte daha güzelsin. Dinlenmen lazım. Senin de gülmen lazım. Hallederim ben. Burada daha fazla kalamam artık. Onun tıpkı Mahir'e benzediğini ama o olmadığını farkındayım. Çünkü o öldü. Onu benden aldılar. Bir daha asla iyi olmayacağım. Bu yüzden nasıl olduğumu sorma. Çünkü hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmayacak bir şaka. Asla. Ama Bela, her ne olduysa bunun için bir şeyler yapmak zorundayız. Sen ne düşünüyorsun? Ne yapalım? Bunları şimdi sorma. Ona biraz zaman tanı. Bu kadar aceleci olma, tamam mı? Ben acele etmiyorum. Sadece önemli değil, bir şaka. Mahir'i hatırladığım yok çünkü hiç unutmuyorum. Sorun yok. Kendine zaman tanı. Ne yapılması gerekiyorsa sonra yaparız. Ama şunu unutma. Her ne olursa olsun yanında olacağız, tamam mı? Ama bir şaka, bundan sonra ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Hayatımın bir anlamı kalmadı. Hiçbir şeyin bir anlamı yok. Her şey bitti bir şaka, her şey. Bazen nefes almakta bile zorlanıyorum ve yakında o da bitecek. Bundan çok eminim. Böyle söyleme. Mahir böyle söylemeni, böyle hissetmeni istemezdi. Böyle söyleme. O neydi? Ben bir bakayım. Ne oldu? Neden soruyorsun?
Kanaman var. Bu vampir değil, insan olduğumu gösterir. Neden söylediklerime ters cevap veriyorsun? Hanımefendi, size ters cevap verdiğim falan yok. Beni yalnız bırakın. O zaman birini çağır. Ailenden biri yok mu senin? Birincisi ben iyiyim. İkincisi ailem yok benim. Biliyorum, sen güçlü birisin. Ayrıca itfaiyecisin ama yine de... Ne? İtfaiyeci mi? Nasıl? Ah. Çünkü seni kurtardım diye. Değil mi? Seni sıkıştırdıkları bina benim mülkümdü. Ve onun gibi 1000 tane daha var. Sen de onlardan birine sıkışmıştın. Haberi aldığımda oradaydım. Ve şanslısın ki ekibim de benimleydi. Eğitimli bir itfaiyeci değilsin yani. Sonuçta senin hayatını kurtardım. Bir teşekkür edebilirsin. Teşekkür ederim. Daha iyi. Bunu yapmamalısın. Neyi, hayatını kurtarmayı mı? Hayır, bandajını çıkarmaktan bahsediyorum. Bunu yapma. Bırak orada kalsın. Enfeksiyon kapacaksın. Ve arayacağın biri olmalı illaki. Evet. 7 kişi var. İşçilerim. Biri kasabaya mülk mevzusuyla ilgilenmek için gitti. Başka bir hastaneye veya otele giderim, merak etme, olur mu? Tamam. Emin misin? Evet. Orada saldırıya uğradın. Güvende olduğunu hiç sanmıyorum. Anlasana, hayatımı kurtardığın için kendimi sana borçlu hissediyorum. Burası güvenli bir ev ve burada kalabilirsin. Burada kimseden korkmana gerek yok, merak etme. Ben hiç kimseden korkmam. Şu halimle bile 10 adamı indirebilirim. İyi. Ne yapıyorsan yap. Kesinlikle. Ne istersem yaparım zaten. Bunun için kimsenin iznine ihtiyacım yok benim. Tamam. Sana bir taksi çağıracağım. Umarım bundan da rahatsız olmazsın. İyi misin sen? Ne oldu? Bunu bana niye soruyorsun ki? Korktun mu? Gördün mü? Tekrar düşün diyorum. İyileşene kadar burada kalmanı öneririm sana. Tamam, kalacağım, kalacağım. Oldu mu? Sana ona dokunma dedim. Enfeksiyon kapacaksın. Bırak şunu artık. Elini çek. Kendi işimi kendim hallederim. Yardıma ihtiyacım yok. Sana yardım edeceğim. Hayır, yardıma gerek yok. Ben hallederim. Mahir, çok inatçısın. Krish. Kafandan zorun mu var senin yoksa? K-R-I-Ş. Benim adım Krish. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.